Sayın izleyiciler, Türkiye'de mutalan Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Sivas ili Suşehir ilçesi Çokrak köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız İlhan Aras, abisi Ekrem Bey, babası Ali amca, Ali amcaya çevirelim babası ve Adem Bey köy halkından. Evet Ali amca kaç yaşındayız? 86 yaşındasın. Allah uzun ömür versin efendim. Sağlıklı, sıhhatli. Sağ ol Allah. Sağlık, sıhhat, afiyet versin diyoruz. Muhtarlık yaptın mı? Yaptım. Hangi yıllarda yaptın? Hangi yıllarda yaptın? 78. 1978'den yaptın. Ben 11 yaşındayken muhtarlık yapmış sayın izleyiciler. Onu da belirtelim. Evet, kaç dönem yaptın efendim? Yani, kaç dönem yaptın muhtarlık? Bir devre yaptın. Şimdi hizmet bayrağını senin oğlan almış, İlhan abi almış. Benden aldılar, ihtiyarladım diye. İhtiyarladım diye değil mi? Evet, işte hepimiz sayın izleyiciler dünyaya geldik. Vakti zamanında olduğunda bu dünyadan da göçüp gideceğiz. İşte hizmetler de sırayla, bu dünyadan öbür dünyaya gitmek de sıradan sayın izleyiciler. Onu da buradan belirtelim. Hizmet yaptırdın efendim? 25 sene babam yaptı. 25 sene. Bak, babadan oğula geçmiş görüyorsunuz sayın izleyiciler. 5 sene büyük abim yaptı. Abin yaptı. 3 sene benden küçük yaptı. Şimdi de buğa geçti. Bundan da buğa geçecek. 47 yedi. Evet, sırada var. Abim ev yaptırıyor sayın izleyiciler. Yani Ekrem abimiz ev yaptırıyor. Buradan ne diyebiliriz şimdi Ekrem abi? İstanbul'da yaşayan köylünüze ne mesaj vermek istersiniz? İstanbul'da yaşayan köylüleri yazın köye davet ediyoruz işte. Değil mi? Bak uğraşıyoruz, köye yapıyoruz. Gelsinler. Yazın gelsinler, hava değişsinler. Köye sahip çıksınlar, köyün eksiklerini yardımcı olsunlar, derneğe yardım etsinler. Derneğimiz mi var? Derneğimiz var. İstanbul'dan burada mı? İstanbul'da. Evet. Çokrak köyü dayanışma ve yardımlaşma derneğine de yardım etmelerini istiyor değil mi arkadaşımız? Evet, tabii. Evet. Köyümüzü güzelleştirmek için mutlak dernekler önemli sayın izleyiciler. İşte bu köyde anılarınız var. Ne olursanız Allah keşinden versin yani. Vefat etseniz de cenazeniz geliyor. Doğru mu efendim? Evet, tabii. Yani Türkiye'nin her yerinde aynı sistem devam ediyor. Çünkü onun için biz ne diyoruz? Yaşamış, doğup büyüdüğünüz yere mutlaka hizmet yapın. Çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir köy bırakalım. Değil mi efendim? Tabii. Evet muhtarım. Allah razı olsun. Derneklerimiz yardım ettiler. Yapıyoruz. Bir şeyler de yapmaya çalıştık. Uğraşıyoruz boyuna. Evet. Seçimlerde aday da çıktı mı karşınız efendim? Yok. Adaysınız muhtar. Adaysınız muhtar. Kaç tane, hanemiz ne kadar? Kaç hane burası efendim? Hane. Hane 30 hane. 30 hane. Nüfus ne kadar? Nüfus da 78 tane. 78 tane şey var. 78 nüfus mu var? Nüfus var. Burada kalanlar şu anda şey hep. İstanbul. Kör oğlu Ayvaz yani. 2 kişi. Çocuk yok. Evet, aynı babamın lafını kullandı sayın izleyiciler. Babam da kör olanı Ayvaz kaldı der yani hep genelde. Yani kültürlerimiz aynı Anadolu sayın izleyiciler. Ancak Sivas işte ben buraya Suşehir'ine 2012 yılında da gelmiştim. Burada benim bir okul arkadaşım dişçilik yapıyor. İbrahim tanır mısınız? İbrahim Ekiz. İbrahim Ekiz dişçi. 15 yıl burada bayağı kaldı. 20 yıl kadar, 25 yıl. Şey işte. Zöker'de kalan tamam. Evet. O köyün adı neydi? O Zöker dediniz. Esen ya şey. Zöker işte. Zöker değil onun ismi ne? Yeni ismi. O ovada o düzlükteydi. Evet. Düzlükte. O köye de gittim arkadaş sordu nerelisin diye. Şu an diye şimdi diye. Güneyli. Evet. Güneyli. Aklımıza geldi. Güneyli köyü. Güneyli. Evet. Memnun muydunuz ya dişçimizden? Biz o ilkokulu bitirdi, dişçiye gitti, biz okuduk. Evet, çok memnunum. Onda diş yapanlar hakikaten hep memnunlar. Evet. Adam tıp okumamış ama bayağı mesleği ilerletmişti yani. Bir şeyler yapıyordu. Evet. Vefat etti herhalde. Yok. Kalp krizi geçirdi. He, arkadaşımız sağ memlekette Allah şimdi. Allah selamet. Bizim oranın versin. Havası da güzel. Kuru hava var. Yani kalp ve tansiyon hastalarına iyi geliyor arkadaşlar. Onu da belirtelim. Daha önce de bunu bir gazeteci ulusal o dişçinin vardı. İsmi neydi baba? İbrahim Ekiz. Burada selamlarımızı iletiyoruz. Ben yaptım. Hemen gelin orada ya. Orada yaptım şimdi bak. Hemen gelin orada bir dişçi vardı ya dişçi. İbrahim. Zöker'den gelme. Ben yaptım. Pek yaptım. Evet. Aday da çıkmadı. Yok. Gitti yapmayan. Suşehir'ine gittim, ziyaret ettim. Köyler hep sordum arkadaş nasıl diye. Daha memnun musun? Evet.
İşte bize sorduklarında neresin diye soruyorlar. Biz doğma büyüme Kırklareli'yim ama İskenderun'da oturuyoruz şimdi. Biz ilkokulu bitirdik, okuduk. Ortaokula, liseye gitti, hanım ettik. Oradan dişçinin yanına girdi çırak olarak. Kırklareli'yi gelişinden geçtik. Evet, çok güzel. Evet abi, ben şunu soracağım. Araştırmacı gazeteci olarak sayın izleyiciler, işte biz halkın sesini tüm dünyaya duyuruyoruz. Bu köye ilk girdiğimiz anda, bu köy aynı zamanda İç Anadolu bölgesini Karadeniz bölgesine bağlıyor. Doğru mu efendim? Evet, doğrudur. Evet, yol çalışmaları da devam ediyor. Oraya bir de tünel yapıyorlar. Evet. Değil mi efendim? Evet. Teşekkür ediyoruz yetkililere. Daha önce geldiğinde yol bu kadar geniş değildi. Duble yol olmuş. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başbakan iken ne yaptı? Duble yollar yapılmaya başlandı. Rahmetli Özal otobanla vatandaşlarımızı tanıştırdı. Onlar otobanlar biliyorsunuz ücretli. Ama ancak işte AK Parti hükümeti de ne yaptı? Duble yol yaptı. Doğru mu efendim? Yaptı da yalnız bizim kavşağımızı yapmadı. Bizim ona geleceğim. Yok. Ona geleceğim. Duble yollar ne arkadaşlar? Ücretsiz. Vatandaşlarımız ücretsiz kullanıyor işte. Aradaki fark da bu. İkisi de Türkiye'mizi çağ atlattı sayın izleyiciler. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Türkiye'miz Turgut Özal rahmetli zamanında çağ atladı. Bir de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Başbakan Keveşimli de Cumhurbaşkanımız çağ atladı ülkemiz. Türkiye'yi ben geziyorum sayın izleyiciler. Yani araştırmacı gazeteci olarak birçok yer duble yol olmuş. Duble yol olan yerde rahatlıkla gidiyoruz. Hem kazalar fazla olmuyor. Çünkü hatalı sollama yüzünden her gün haber seyretmekten o sanırdık. Hatalı sollamadan şu kadar vatandaşımız kaza yaptı. Şu kadar vatandaş hayatını kaybetti. Doğru mu efendim? Evet. Çok şükür şimdi bu cümleleri duymuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İşte o Ulaştırma ve İletişim Bakanımız ne oldu şimdi? Başbakanımız oldu Sayın Binali Yıldırım. Evet. Buradan sesleniyoruz yetkililere. Bu köyün bu yol üzerinde girişinde kavşağı yok. Kavşağımız yok. Evet. Kavşağı yok. Bu yolun kavşağı açılmasını istiyoruz. Var. İki, ana yoldan döndüğümüz halde iki araç kesinlikle yan yana geçmez arkadaşlar. Yani buradan bir vatandaş acil hasta oldu. Atıyorum Allah göstermesin. Birisi kalp krizi geçirdi. Hastaneye yetiştirecek. İki araç, aşağıdan da bir araç geldi, yokuş aynı zamanda, evet, bir araç geri gitmek zorunda, yolda virajlı gitmek de zor, çok dar yol. Mutlaka bu yol genişletilmeli sayın izleyiciler. Onu belirtmek istiyorum. Mutlaka bu yol genişletilmeli. Köyün işlerini biz genişletiyoruz. Bak da altta duvarları çekeriz. Altta genişletiyorsunuz. Köylerine hoş geldiniz. Evet. Vatandaşlarımız bize de hoş geldin diyor. Teşekkür ediyoruz. Evet muhtarım. Altta bu kanalizasyon yapıldı mı efendim? Altta yok, yapılmadı. Müracaat ettiniz mi? Ettik. Çıktı. Allah razı olsun. Ne yapacağız? Bu sene yapacaksınız. Bu sene çıkacak. Evet. O arkadaş köylü devlet işbirliğiyle yapılıyor sayın izleyiciler. Kanalizasyonlar. Evet. Ben buradan yetkililere de sesleniyorum. Nasıl büyük şehirlerde belediyeler yapıyorsa altyapı kanalizasyonu, park edaçlarını, parkları, bahçeleri burada da devlet tarafından yapılmasını istiyoruz. İstiyoruz. Neden? Çünkü köyde yaşayan vatandaşlarımız gene de dar gelir vatandaşlarımız. Emekli olmuş gelmiş. Doğru mu efendim? Evet doğrudur. Emekli, ne kadar emekli maaş alıyorsun? 1400 lira. 1400 lira. Vatandaşımız nasıl yesin? Ancak kendi kıt kanat diye. Açlık sınırının da altında. Doğru mu efendim? Evet. Açlık sınırı 1630 lira mı? Ne hesaplamışlardı? Onlar da aylık olarak değişiyor. Yani 1600-1700 lira civarında. Açlık sınırının altında emeklilerimiz ne yapıyor? Maaş alıyor. Evet. Ben şimdi arkadaşa sordum az önce. Atlayıp kanalizasyon yaptırıyor Kekeçköy'ü. Evet. Evet. 1500 lira her haneden başına salma atmışlar. Karşılığı bir, şimdi bu emekli vatandaşımız 1500 lira verse bu bir ay aç kalacak. Doğru mu efendim? Doğrudur, aynen. Onun için biz diyoruz ki İller Bankası'ndan büyükşehir ve ilçe belediyelerine her ay İller Bankası'ndan ödenek geliyor. Evet. Köylerin tüzel kişilikleri devam eden illerde de 51 tane ilimizde de köyler tüzel kişilikleri devam ediyor. İl özel idarelerine, İller Bankası'ndan her ay kişi başına göre ödenek geliyor. Biz mutlaka bu hizmetlerin de devlet kanalıyla yapılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Doğru mu? Evet. Evet. İşte muhtarımın babası Ali amca 86 yaşına gelmiş. Daha altyapısı kanalizasyonu yapılmamış köy. Değil mi? Hadi bir iş yap bakalım. Bu hayır desenden alsın. İnşallah bak sesinizi duyuruyoruz. Evet. Tüm dünya ve yetkililere duyuruyoruz. Köy konağı muhtarı odası var mı? Daha yeni yaptık. Bak yapılacak şeyler. O karşı değil mi? Evet. Karşı evet. Altta çeker. Üstünü çok çeker. Caminin yanında. Doğru evet. Yemekhanemizini yaptık. Yolları geliştiriyoruz işte. Buraları altyapımız yapacak. Parkemiz yok. Hiç bizim hizmet yok. Hizmet yani yok. Yok şu an. Evet. Muhtarımın yanımızda bir de torunu. Torunu değil mi bu da? Evet. Torun mu? Gel bak. Adın ne senin? Münire. Münire çocuk parkı var mı köyde? Bu da köyün kaymakamı geliyor. Yok değil mi? Evet sayın izleyiciler. İşte gördünüz köyde ne yok.
Bunun köyün kaymakamı. Çocuk parkı yok. İstiyor musun çocuk parkı? Dedenin yanına gel. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Yok. Burada mı yaşıyorsun? Su şehrinde yaşıyorsun. Selam abi. Köye geliyorsun, çocuk parkı yok, oynayamıyorsun değil mi? Abine gel. İstiyorsun değil mi? Evet. Sayın izleyiciler, biz diyoruz ki şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köyde yaşayan çocuğun da aynı hakka sahip olduğunu belirtiyoruz. Mutlaka köylerimize çocuk oyun grupları ne yapılmalı? Yapılmalı. Evet. Diyoruz. Hoş geldiniz efendim. İsim ne efendim? İsmim Bahattin. Bahattin Bey, köyde mi yaşıyorsunuz? Yoksa İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Yok, biraz Suşehir. Suşehir. Burada. Evet, yakın zaten. 10 kilometre mi? 13 kilometre. 13 kilometre. Uzak değil sayın izleyiciler. Bak gördüğünüz hava da serin. Evet. Sıcaktan kaçtık, buralara kadar geldik. Yöneli insanı da çok iyi. Hangi hizmet yapılmalı köyümüze? Valla köyümüze hizmet, işte çocuğa sordun, çocuk parkı. Evet. Çöp sorunumuz var. Çöp toplanmıyor mu ya bu çöp? Yok. Şimdi çöplerimiz sağa sola açılıyor, sinek oluyor. Şurada mesela bir çöp toplama merkezi düşünüyoruz ama kim arayacak? Evet, buradan evet sesleniyoruz. Bu konuyu Türkiye'de birçok ilde çözdük sayın izleyiciler. İşte halkın sesini duyurduk. Aksaray'dan geliyorum sayın izleyiciler. İşte Nevşehir'i ziyaret ettik. Çöpler orada İl Özel İdaresi kanalıyla haftada bir köylerin sayısına göre haftada iki olmak üzere toplanıyor. Artı ne dağıtılmış? Çöp konteynerları dağıtılmış sayın izleyiciler. Mutlaka burada da biz bunu daha önce de 2012 yılında da 2012 yılından bu zamana kadar ne yapıyoruz? Gündeme getiriyoruz. Sağ olsun birçok valimiz sağ olsun sesimize kulak verdi. Halkın sesine kulak verdi. İl Özel İdaresi kanalıyla çöp araçları alındı. Köylere çöp konteynerları dağıtıldı. İşte örnekleri var. Aksaray'da, Nevşehir'de, Niğde'de dağıtılmış sayın izleyiciler. Burada da bu hizmetin yapılmasını mutlaka ne yapıyoruz? İstiyoruz. Değil mi efendim? Bu çöp çok önemli bir şey yani bu çöp. Çöp çevre temizliği çok önemli sayın izleyiciler. Köye göre değil, diğer köylere göre mesela. Evet. Bizim köyde sinek güvez deriz yani. Olmaz. Evet. Şimdi vatandaşlar haklı yani şimdi toplama merkezi olmadığı için. Evet. Poşeti birisi bir terabatiyi birisi bir tane ne oluyor bu sinek. Sivrisinek oluyor, kara sinek oluyor sayın izleyiciler. Ama işte götürme konusu var. Yoksa bir yere topladık. Evet bak görüyorsunuz burada da ne yapıyor? Kara sinek uçuyor. Burada yemek geliyor arkadaşlar az önce. İşte sinek geliyor, rahatsız ediyor. Ben de bu sineklerle çok rahatsızlığım mağdur. İşte köy halkı ne yapıyor? Mağdur oluyor sayın izleyiciler. Bu mağduriyet giderilmeli diyoruz. Ekleyeceğimiz başka konu var mı efendim? Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. FETÖ'yü de kınıyoruz. Darbeci FETÖ'yü kınıyoruz. Kendi silahıyla kendi milletini vurdu. Evet. Allah da inşallah onu vurur, belasını verir. İnşallah. Memleketi çok büyük zararlara uğrattı. Evet. Kızılay Meydanı'nda Ankara'da asılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Evet. Yani halk istiyor. Evet. Ben asılmasını gazeteci olarak bu olaylar meydana geldikten sonra 5-6. Yılı gezdim. Bütün vatandaşlarımızın tamamı bu vatan hainlerinin, devletin içine sızmış şiyanların, yılanların tamamının ayıklanmasını ve Kızılay Meydanı'nda asılmasını istiyoruz. İşte leşini de Türkiye'de istemiyoruz. Türkiye'de, leşini Amerika'ya götürsünler gibi. Türkiye'de asılsın, leşi Amerika'ya gitsin. Evet. Türkiye'de bir bayan elini kaldırmış, ona silah sıkan yani yabancı bir bunu hani tüm şeyle diyorlar ya. Diğer devletlerin insanları dahi belki de yapmaz arkadaşlar. Ama burada vatandaşlarımız işte gördüğünüz tankın önüne yattı. Boğaz Köprüsü'nde mermiye koştular. Doğru mu? Canlarını siper ettiler. Neden? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanlığını çok güzel gösterdi. Halkın da çok sevgisini ve saygısını kazandığını gördük. İşte az önce de söyledik. Türkiye duble yollarla tanıştı. Halk ne kadar çok sevdiğini, demokrasiye ve cumhuriyete nasıl ne kadar bağlı olduğunu gösterdi. Demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tek yürek, tek yumruk oldu. Tüm dünyaya da gösterdi bunu. Bütün vatandaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Bundan sonra hiçbir vatan haini böyle bir şeye girişemez, kalkışamaz diyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj veren Sivas Suşehri Çoprak Köyü halkına da ve özellikle muhtarımız İlhan Harada da teşekkür ediyoruz. Başarılar devam diliyoruz. Allah razı olsun. Her şey vatan için. Vatan varsa biz varız. Kahrolsun Fethullah.